Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mustafa var yanında, saçlarını keseceğiz. Ama normal olarak saç keseceğim. Hani siz hep diyorsunuz ya normal olarak kesim atın diye, sıfırlama olmadan. Bu sefer normal olarak keseceğim. Fazla konuyu da uzatmayacağım, hemen başlayalım. Şöyle, 2 numarayı taktık. İlk önce 1/2'yi taktık, sonra çengeli indiriyoruz, 2 oldu. Yanları alacağız normal olarak. Ondan sonra üstleri hafiften toparlayacağız ve bitecek. En son galiba ben 5-6 gün önce mi video attım YouTube'a? Öyle bir şeydi galiba. Şimdi de böyle normal kesimi paylaşayım sizlerle. Bu arada neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Yorumlara yazarsanız memnun olurum. Fazla yukarı çıkmadan şöyle bir etrafını temizleyelim. 2 numaralı. Ondan sonra buradaki izleri de makasla toparladıktan sonra fark ediyorsanız böyle girip ondan sonra şurada iz olmaması için hafif kaldırıyorum. Böyle de izi kaybediyorsunuz zaten. Yani şöyle yapıp da bırakmayın. Şöyle yapıp da bırakmayın. Bunu buradan sonra şöyle alarak hafiften şöyle bir izleri kaybedin. Yukarı doğru. Buraları böyle güzelce alalım. Şimdi 2 numarayla buraları aldık arkadaşlar. Burası bitti. Al bakalım oğlum. Mustafa'm yanları daha fazla incelteyim mi oğlum? Yoksa yeterli mi? Yeterli. Bence yeterli değil mi? Şimdi gelelim enseleri çizmeye. Al gülüm. Al bunu da. Şurada fazlalıklar olabilir. Bu fazlalıkları almayı unutmayın. Burası saçı daha estetik gösterir. Burayı güzelce bir temizleyelim. Kulak etrafını da açalım. Hep diyordunuz normal kesim, normal kesim. Sıfırlama olmasın. Tamam bu sefer sıfırlama olmadan atıyorum size. Şöyle kulak etrafını güzelce temizledikten sonra şurayı şöyle bir çizelim. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi gençler, ensenin halini görüyorsunuz değil mi? Mustafa'nın enseleri çok terse çıkıyor. Şimdi burayı toparlayabilmemiz için bakın, burasıyla şu nokta bir değil. Burası boş, buraları biraz daha dolu. Ama çizim noktası şurası. Burayı ilk önce sıfırlayacağız. Bak şuraya kadar bir sıfır çekeceğiz. Burayı şöyle bir sıfırlayalım. Bu tarafı da şöyle aldık. Adem bir numarayı ver. Hem biri ver hem de şeyi ayarla bana. İnceyi. İnce mi? İnce sıfır Adem. Ne olabilir bilmiyorum ben. Şimdi orayı aldık, burayı çok fazla çıkmadan olduğu yerden hafif hafif inceltiyoruz. Şimdi 1,5. Aleykümselam Ogi. Şimdi burayı da böyle 1,5'la alıp şuradaki 1'le aldığımız izi bir kaybedelim.
Ondan sonra bir tık aşağıya indirip şurayı ayarlayalım. Evet. Şimdi ne kaldı geriye? Oradaki izleri kaybetmeye. Şimdi şu noktaya iyi bakın. Şöyle aldık. Makinenin sağ köşesiyle şöyle kaldırarak ondan sonra tekrar indirin. Şu noktayı şöyle alalım. Tamamen kapatıp sonra burayı da böyle yaparak arkadaşlar izi kaybetmiş olursunuz. Hiç sıfıra kadar da gerek bile kalmadan ondan sonra da şöyle minik bir kaldırarak tarağı çıkardıktan sonra şu köşeleri de böyle aldığımız zaman enseyle olan işimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim makasa. Normal bir kesim yapacağız çünkü. Şimdi gençler, tarağın arka tarafıyla ince tarafıyla hem iz kaybederek hem de hafif kısaltarak yukarı doğru makası sabit bir şekilde vuruyorsunuz yukarı doğru. Tarağı kaldırmadan gidin ki tek bir partide çıkın yukarı kadar. Şöyle çıkaralım. Şu altlara bakın. Şuraları da böyle ayarlayayım. Ondan sonra burayı. Ya kaldırıyoruz. Zorlamıyorum ben. Amaç şey değil ki. Kasları yıkmak. Yok amacım kas geliştirme yapmıyorum. Biliyor şuradaki izleri kaybettik. Üste doğru katı da verdik. Çünkü üstleri çok fazla kısaltmayacağımız için buraları iyice inceltmiyorum. Eğer inceltirsek üstler çok kötü kalır. Senin dediğin kullanım zaten yalıtlar. Ben değiştirdim. Bakın döner olduğu için çok yukarı çıkmıyorum. Saçlarda olan dönerlere sizler de dikkat edin. Şu noktada bırakın. Sonra bu tarafı böyle gelerek güzelce inceltmesine geçin. Bu taraf da bitti. Şimdi gençler gelelim diğer tarafa. Uğur ne yapıyorsun oğlum? İyi abi ne olsun. İzin edip yeni geldim işte. Ha senin izin bitti değil mi? Bugün mü bitti? Yarın iş başı mı? Yarın iş başı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldik. Buraları da böyle kısaltalım. Böyle kısalta kısalta hem izi de kaybederek. Çok hafif bir iz var çünkü onu da kaybederek gidiyoruz. Sıkma canını.
Daha evet gençler. Gördüğünüz gibi yanları güzel bir şekilde almış olduk ve buralar bitti. Şimdi gelelim üstlere. Üstleri de hafif toparlayacağız. Üstleri güzelce bir ıslatalım. Bu ayrıyetten açıcı. Saç açıcısı. Onu kullanırsanız su niyetine daha iyi bence. Hem saçı daha güzel açıyor keserken de. Sadece tek bir sıkıntısı var bunun. Saç yıkarken hemen saçtan çıkmıyor. Gençler ona biraz dikkat edin. Hemen saçtan çıkmıyor. Şimdi gelelim üstlere. Mıstığımı azalıyorum üstleri. Fazla kısaltmayacağım. Evet gençler. Geldik üstlere. Çok hafif bir şekilde. Kısaltarak. Burası uzun ya. Çok minik minik uçlarını böyle alalım. Mesela şu arka taraflar her zaman uzun kalmak zorunda. O yüzden daha fazla çekip şöyle almalısınız. Çinli mi? Bir daha. Mesela şöyle çekin. Boşluk. Abi buranın acayip boşlukta. Şimdi tekrar en öne geliyoruz. Nasıl kıracağız orayı? Burayı bir daha yine uzun mu bırakalım? Bir. İstiyorsan oradan hiç geçme. Yan taraftan alıyoruz hizayı. Şu nokta. Köşeden hizayı alarak üstleri hafiften toparlıyoruz. Şimdi tekrar en öne geldik. Gördüğünüz gibi bakın kısadan uzuna doğru geliyor. Bunu böyle çekerek bu tarafı kısaltıyoruz. Hizayı alın. Şu fazla olanlara dikkat edin. Saç sola doğru uzun kalabilir. Onu alırken dikkat edin. Sonra burayı da böyle incelterek kısaltarak devam ediyoruz. Şimdi gelelim bu tarafa. Bir. Bakın hemen çıkıyor zaten. Şöyle aldıktan sonra makası yatay bir şekilde parmağınıza da sokmayacak hareketle böyle alabilirsiniz. Buralar dediğim gibi uzun kaldığı için fazla kısaltmıyoruz. Bir kısaltmaya gerek yok. Şöyle uçlarını alarak işlemimiz tamamlanıyor. Ondan sonra şöyle tekrar en öne. Burada hafif bir yataylık vermeniz lazım. Kısalığı uzunluğu ayarlayabilmeniz için. Ve burası da böyle. Değil mi? Benim de bura boş. Ama boş ya. Ona ne olacak buraya? Şimdi gençler. Son noktamız kaldı şurası. Daha önce yatalım buraları. Buralar işte olsun. Burayı da böyle aldığımız ha, zaman. Mu? Bakın zaten kısalır uzunlar çıkıyor. Bu sefer de çok şey oldu. Çok şey çıkıyor. Zaten şey yapalım. Şuradan böyle alarak. Oraya uzun götür. Uzun makasın ucunu kullanarak hop almadı. Bu noktaları biraz tamam. Alabilir misin? Daha ince şu noktada. Gençler bunu da böyle yaptıktan sonra bir kontrol amaçlı şöyle şu taraftan girerek bir düzeltmek yapın. Bu taraf biraz uzun kalabilir her zaman. Şöyle bir inceden bir toparlayarak devam edebilirsiniz. Şimdi bir hafif bir ara makas atacağım saça. Belli başlı noktalarına.
Şimdi baklava dilimi kesimi var ya şu köşelerden. Şöyle baklava dilimi atalım. Çünkü Mustafa'nın saçlarını biz genelde böyle kesiyoruz. İyi mi? Saçı sola doğru tarayıp şöyle tarayıp buraları da hafif böyle karışık bir model veriyoruz. Evet gençler, size bu sefer düz saç kesimini anlattım. Düz saç kesimini böyle kesiyorsunuz. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, like atarsanız çok sevinirim. Ayrıca benim Instagram'dan Halim Altan Kingal ve Salon Halim Kingal Official olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca TikTok'ta da var. Halim Altan Kingal 1925 Niki ile oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Tıklayın. Bildirim çanını da açın. Yeni videolardan haberdar olun. Öpüyorum sizi. Dikkat edin kendinize. Yorum da yapmayı unutmayın. Bay bay.